Aşağıda iki adet polinom verilmiştir. px x üzeri 6 eksi x üzeri 5 eksi x küp eksi x kare eksi x ve qx de x üzeri 4 eksi x küp eksi x kare eksi 1'e eşit. z1, z2, z3 ve z4 e, qx eşittir 0'ın kökleri olduğuna göre demiş ve bizden pz1 artı pz2 artı pz3 artı pz4'ün neye eşit olduğunu bulmamızı istemiş. Şimdi soruyu çözmeye başlamadan önce bu sizin de fark ettiğiniz bir şey olmalı. Eğer bu arkadaşlar qx eşittir 0'ın kökleri ise QZ1 eşittir, QZ2 eşittir, QZ3 eşittir, QZ4 evet eşittir, 0. Evet bu ifade doğru bir ifade olur öyle değil mi? Neden? Bunlar bu polinomun kökleri yani çözümleri de ondan. Şimdi buna göre PZ1 artı, PZ2 artı, PZ3 artı, PZ4'ün neye eşit olduğunu bulmamız gerektiği için px'i qx türünden ifade etmemiz, bunları değerlendirdiğimizde qz1, qz2 gibi kısımlar sıfır eşit olacağı için son derece faydalı olacaktır. Hadi bakalım, öncelikle bu yüksek dereceli terimleri qx türünden ifade etmeye çalışacağım. Bunun için eğer qx'i x kare ile çarparsam, x üzeri 4, x üzeri 6, x üzeri 3 de x üzeri 5 olur öyle değil mi? Tam olarak istediğimiz şey elde edemeyeceğiz belki ama biraz oynamayla buna ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Hadi deneyelim ve x kare çarpı qx'in evet neye eşit olduğunu bulalım. x kare çarpı x üzeri 4, x üzeri 6 eder. Eksi x üzeri 5, eksi x üzeri 4 ve eksi x kare. Bu terimlerin hepsini sırayla x kare ile çarpınca bunu elde ettik. Tamam değil mi? Az önce de söylediğim gibi tam olarak px'e eşit olan bir ifade elde edemedik. Peki bunun px'e eşit olması için ne yapabiliriz acaba? px'te x üzeri 4 olmadığına göre bir şekilde buradaki x üzeri 4'lü terimden kurtulmamız gerekecek değil mi? İki tarafa x üzeri 4 ekleyelim. Evet bu eşitliğin iki tarafına ada x üzeri 4 eklersem sağ taraftaki x üzeri 4'ten kurtuluruz. Sonra px'te x üzeri 3 var ama burada olmadığı için eşitliğin iki tarafından x küp çıkaracağım. Eksi x küp ve eksi evet x küp. Burada eksi x kare var. Burada da. Son olarak burada bir eksi x var ama burada olmadığı için eşitliğin iki tarafından bir de x çıkaracağız. Evet, tüm bu işlemlerden sonra sol tarafta x kare çarpı qx artı x üzeri 4 eksi x küp eksi x ve sağ tarafta da eşittir x üzeri 6. Bu rengi istemiyorum hayır bir saniye evet x üzeri 6 eksi x üzeri 5 bunlar birbirini götürecek eksi x üzeri 3 eksi x kare ve eksi x. Px'i 1'e 1 bir elde ettiğimizi gördünüz değil mi? Evet. Bu yani sol taraftaki ifade Px'e eşit. Şimdi bu noktada durabiliriz ama siz de bu kısmında Gx'e çok benzediğini fark etmiş olabilirsiniz. Başka bir deyişle aynı mantığı kullanarak burası yani yeşille işaretlediğim kısım Qx eksi bu terimler olduğu için buna bir x kare 1'de 1 bir eklersem evet eğer ki o x ile başlayıp buna bir x kare 1'de 1 bir eklersem bunlar birbirini götürür ve geriye x üzeri 4 ve x küp kalır öyle değil mi? Ve artık p x'i baştan yazmaya hazırız. px eşittir. x kare çarpı q x, bu aynı mavi değil. Eşittir x kare çarpı qx artı bunlar yani qx x artı x kare artı 1. Buradaki eksi x'i de unutmayalım. Evet bunu değerlendirdiğimizde mesela r eğer bunun bir köküyse evet r eğer q'nun bir köküyse ve q r eşittir 0 yazarsam pr neye eşit olur? pr x kare çarpı q qr artı q qr artı r kare eksi r artı 1 e eşit olur öyle değil mi? Evet eğer qr sıfıra eşitse bu ve bu da sıfıra eşit olacak ve geriye pr eşittir r kare eksi r artı 1 kalacak. Bunların hepsinin kök olduğunu bildiğimize göre aynı mantığı kullanabilir ve p ee, yeni bir renk seçeyim, evet evet. Pz 1 eşittir z 1'in karesi eksi z 1 artı 1. Aynı şekilde pz 2 eşittir z 2'nin karesi eksi z 2 artı 1. Pz 3 eşittir z 3'ün karesi eksi z 3 artı 1 ve pz 4. Bunu da farklı bir turuncuyla yazayım evet. Z4'ün karesi eksi Z4 artı 1 yazabiliriz. Peki soru neydi? Bizden bunların toplamını bulmamızı istiyorlardı öyle değil mi? Bu toplam buradaki ifadelerin toplamına eşit. Bu noktada iyi de bunların toplamının ne olduğunu bilmiyoruz ki. Yani buradaki birleri toplarsak 4 eder ama QX'in köklerinin ve köklerinin karelerinin toplamının ne olduğunu bilmiyorum diye düşünüyor olabilirsiniz. Evet. Bu kolay bir şey değildir. Hatta cebir ya da kalkülüs öncesi derslerde de öğretilmez. Size bu sorunun polinomların garip özelliklerini öğrenmiş olanları öğrenmemiş olanlardan ayırmayı amaçladığını söyleyebilirim evet. Zor matematik bölümüne yüklediğim son iki videoda ki bunları cebir bölümüne de ekledim. Size polinomların köklerinin ya da köklerinin karelerinin toplamının nasıl bulunduğunu anlattım. Şimdi biraz düşünelim mi? Birleri toplarsak 4 elde ederiz. Evet, bu son derece kolay. Sonra bir de bunları eklersek, farklı bir renkle yazayım, evet. Tüm bunları toplarsak eksi parantez içinde z1 artı z2 artı z3 artı z4 elde ederiz. İki video önce polinomun köklerinin toplamının, bunun da qx'in köklerinin toplamı olduğunun altını çizelim. Evet, polinomun köklerinin toplamının derecesi en yüksek olan terimden bir eksik olan terimin kat sayısının eksilisine eşit olduğunu görmüştük. QX'i inceleyecek olursak, dördüncü dereceden bir polinom olduğunu söyleyebiliriz. Köklerin toplamını bulmak için bundan bir eksik dereceli terime, yani üçüncü dereceden olan terime gidip kat sayısına bakacağız. Bir bakalım, üçüncü dereceden terimin kat sayısı eksi bir öyle değil mi? Bu yüzden de köklerin toplamı bu kat sayının eksilisine, yani eksi 1'in eksilisi 1'dir öyle değil mi? Evet, 1'e eşit olacak. Baştaki eksi işaretini de atlamamamız gerekiyor ve neymiş? Burası eksi 1'e eşitmiş. Bunların toplamı hemen yazıyorum. Evet, eksi 1'e eşit. Sıra köklerin karesinin toplamına yani bu kısma geldi. Z1'in karesi artı Z2'nin karesi artı Z3'ün karesi ve artı Z4'ün karesi. Köklerin karelerinin toplamından bahsettiğim videoda 4. dereceden bir durum için ispat yapmamıştım ama 3. dereceden 4. dereceye geç çok da zor değil. Hatta bu durumu dördüncü dereceden ya da eninci dereceden bir polinoma uygulamanın çok da zor olmadığını söyleyebilirim. Her neyse. Şimdi yine QX'e bakalım. Derecesi en yüksek dereceli terimden bir eksik olan terimin katsayısı yani eksi 1'in karesi eksi 2 çarpı derecesi bundan 1 eksik olan terimin katsayısı. Evet, bu terimden bahsediyoruz. Bu terimle başlamıştık. Buna geldik ve bundan da buna yani derecesi polinomun derecesinden 2 eksik olan terime geçtik. x karenin katsayısı da eksi 1, eksi 2 çarpı eksi 1. Buradan da eksi 1'in karesi 1 artı 2. 3 elde ederiz. O halde köklerin karelerinin toplamı yani burada yeşille işaretlediğim kısımda 3'e eşitmiş. Sonuç olarak P'yi bu karmaşık sayılabilecek köklerde değerlendirdiğimizde 3 eksi 1 artı 4'ten 6 buluyoruz. İşte bu kadar.